Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesi, bir halk sağlığı sorunudur. Yaz aylarında artan, yaygın hastalıklardan biridir. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin artmasının temel nedeni, artan hava sıcaklıkları sonucu, besinlerin bozulmaya daha meyilli olmaları nedeniyledir. Gıda zehirlenmesi nedir? İhtiyaç duyulan besin ögelerini almak için tüketilen gıdalar, bazen kişiyi hasta edebilmektedir. Gıda zehirlenmesi, bakteri, virüs ya da parazitlerle kontamine olmuş herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi sonucu meydana gelen enfeksiyon ya da intoksikasyon durumuna verilen isimdir. Gıda zehirlenmesi nedenleri nelerdir? Kontamine yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonrasında kusma ve ishalle seyreden bir hastalık olan gıda zehirlenmesine en sık neden olan mikroorganizmalar şöyle sıralanmaktadır. Rota, adeno, hepatit A gibi virüsler, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Listeria, Clostridium, Helicobacter türü bakterileriyle, Entamoeba histolytica ve Giardia intestinalis gibi parazitler. Bu virüs, bakteri ve parazitlere maruz kalan besinlerin tüketilmesiyle gıda zehirlenmesi gerçekleşir. Bu maruziyet, gıdanın işleme, üretim aşamalarında ya da son tüketicinin muhafaza aşamasında gerçekleşmiş olabilir. Bunun yanında çeşitli amaçlarla, besinlerin içerisine eklenen diğer besinler, bozulmaya yol açabilir. Uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen besinler, bozulabilir. Uygun olmayan materyallerden üretilmiş kaplarda saklanan besinler, bozulabilir. Tüm bu bozulmaların gerçekleştiği besinlerin tüketimi, gıda zehirlenmesine neden olabilir. Belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmeleri, aniden başlamaktadır kontamine yani hastalık yapan çeşitli mikroorganizmalar bulunduran yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonrası 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilen ishal, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı gibi semptomlara bazen vücut sıcaklığı artışı da eklenebilir. Gıda zehirlenmelerinde bireylerin kontamine besinlere tepkileri, alınan bakteri veya toksine, besinin kontaminasyon derecesine, tüketilen miktara ve bireyin bakterilere ve toksinlere gösterdiği duyarlılığa göre değişir. Bu nedenle gıda zehirlenmesi yaşayan bazı bireylerde hiç belirti görülmezken, bazı bireylerde çok ağır tablolar ortaya çıkabilmektedir. Gıda zehirlenmesi tanısı nasıl konulur? Gıda zehirlenmeleri genellikle kendiliğinden geçer ancak Ağır seyreden ve kendiliğinden geçmeyen durumlarda, sağlık kuruluşuna başvurulduğunda hastanın gıda geçmişi, öyküsü alınması ardından, gaita, yani büyük abdeste tetkiki ve kan tetkikleri ile konulmaktadır. Gıda zehirlenmesi tedavisi nasıldır? İshal ve kusma ile kaybedilen sıvı ve mineral kayıplarının yerine konması yeterli olabilir. Yetmediği durumlarda, gaita tetkiki ve kan tetkikleri sonrasında, antibiyoterapi gerekebilmektedir gıda zehirlenmesi şüphesinde, ne zaman sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır? 24 ila 48 saatte kendiliğinden geçmemesi durumunda. Yüksek ateş varsa, kanlı ishal varsa, uyku eliminde artış varsa, gebelik durumunda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gıda zehirlenmesinden nasıl korunuruz? Genel gıda güvenliği kurallarına uymak, Kişisel hijyen ve ortam hijyeni kurallarına uymak, buzdolabında muhafaza edilmesi gereken besinlere dikkat etmek, buzdolabına konmaması gereken besinlere dikkat etmek, paketli gıdalardaki tüketim tarihlerini doğru incelemek ve uymak önemlidir. Bireysel temizlik, yemek öncesi ve sonrası el yıkamak, tuvalet sonrası temizliğinde sabunla ve bol suyla elleri yıkamak, açıkta bulunan sular içilmemeli, açıkta satılan gıdalar kesinlikle tüketilmemeli. Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir hastalarda bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı olduğundan sıvı kaybının yerine konması, ishal diyeti ile beslenmeye geçilmelidir. Posasız ve yağsız gıdalar ile beslenilmeli, yağsız haşlama, beyaz ekmek, yağsız peynir, yoğurt, pirinç lapası yenmelidir. Gıda zehirlenmesi kaç saat sonra belli olur? Yiyecek ve içeceklerin tüketiminden sonra 30 dakika ile 72 saat arasında geçen sürede ortaya çıkmaktadır. Gıda zehirlenmesi olduğunu nasıl anlarız? İshal, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, vücut sıcaklığı artışı gibi belirtiler gıda zehirlenmesine işaret etmektedir. Gıda zehirlenmesinde ateş olur mu? Ağır seyreden gıda zehirlenmesi durumlarında yüksek ateş semptomu da görülebilmektedir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.